Arkadaşlar hepinize merhabalar. Uzun süre sonra tekrardan beta videoları koymaya başlıyorum. Malum telefonumun gelmesiyle birlikte. Telefonuma da şöyle güzel bir MagSafe kılıf kullanıyorum. Orijinal değil. Ne marka olduğunu linkini falan filan koyarım. MagSafe olma özelliği bu aksesuarlarla birlikte çok rahat kullanabiliyorum. Çünkü gidip de bu telefona bu kadar para verdikten sonra açık söylemek gerekirse MagSafe olmayan bir aksesuarı kullanmak gerçekten insanı üzüyor. Ve yani kullanmak istiyorsun çünkü telefonun gerçekten ciddi bir maliyeti var ve bu telefonla yaşamak pahalı. Neyse konuyu dağıtmayalım. Şimdi bu güncelleme bana yaklaşık olarak 5 GB olarak geldi çünkü ben beta sürümü kullanmıyordum malum. Ama şu anda artık beta sürümü kullanıyorum gördüğünüz gibi ve normalde de 679 MB olarak gelmesi gerekiyordu. 400 ile 700 MB arasında da bütün cihazlara gelecektir. Eğer beta sürümü kullanıyorsanız, eğer beta sürümü kullanmıyorsanız bu güncelleme size gelmeyecektir. Sesim biraz çatallanabilir, kusura bakmayın, hasta gibiyim çünkü. Yapım numarasına baktığımızda 19C5050B görüyoruz. Son harfinde B görmemiz ne anlama geliyor diyecek olursanız, henüz daha release candidate dediğimiz en son sürümüne veya halka açık şekilde yayınlanmasına daha var anlamına geliyor. Ama ben çıkışların buna göre olacağını düşünmüyorum. Ondan bahsedeceğim birazdan. Ama genel itibariyle yapım numaramız da bizim bu şekilde. Modem güncellemesi var. iPhone 13 Pro Max'te ve diğer birçok cihazda da var. Ama bu modem güncellemeleri daha önce de söylediğim gibi 5G ile normal sinyalin arasındaki değişimi sağlamak için var. Yani evde Wi-Fi'nin ne kadar çektiğini görmek için değil. Dolayısıyla haberiniz olsun. Değişikliklere gelecek olursak pek fazla bir değişiklik yok. Dolayısıyla hızlı geçmek istiyorum. Fitness uygulaması Türkiye'de bulunmuyor. Lakin fitness uygulaması içerisinde birkaç tane değişiklik var yine. Yeni bir ekran çıkıyor açar açmaz. Bildirim özetleri aynı gözükmüyor burada. Bildirim özetleri neydi? Biz telefonumuzu kapattığımız zaman burada planlı özet diye bir sekmeyle birlikte bir şeyler çıkıyordu. Burada çok ufak değişiklikler var. Bende daha planlı özetle ilgili birkaç tane farklı etmem bulunmadığı için bunu örnek gösteremiyorum. Ama durum bu şekilde, yani çok fark eden de bir şey değil. Hatalarda neler çözüldü? Swift UI ile ilgili birkaç değişiklik var. Gerek yok bilmemize. Otomatik parlaklık iPhone 13 Pro Max'te düzgün çalışmıyordu. Artık düzgün çalışıyor. Ben düzgün çalışmadığı aşamada telefona sahip olmadığım için ne gibi bir farklılık oldu, ne kadar gelişti ve ne kadar düzeldiğinin cevabını veremiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla hiçbir sorun olmadan çalışıyor. Ben şimdi ayarlara girdiğim zaman burada telefonumun depolamasıyla ilgili de bir problem görmüyorum. Gördüğünüz gibi hani 33 GB, 34 GB kullanıyorum. 128 de toplamda yerim var. Hani bu hata hala devam ediyor ama bende yok. Bir de söylemekte fayda var. Tabii bu beta sürümü değil, iOS 15'in kendisiyle ilgili ama ben bu telefonu kurarken gerçekten inanılmaz zorlandım. Instagram'dan beni takip edenler bilir, telefon bozuldu diye hikaye attım. iTunes'luk oldu telefon alır almaz. Neden? Bir, iOS 15'in yeteri kadar stabil olmamasından kaynaklı olarak. İki, ben iPhone 6 gibi çok çok eski bir cihazdan geçmeye çalıştığım için. Ama yani iOS 15 hala stabil değil. Videonun sonunda zaten bunu neden söylediğime de bağlayacağım. Benchmark skorlarını bir değerlendirelim. Tabi daha ilk defa benchmark yaptığım için önceki skorlar elimde yok benim. 1732 single core, 4644 de multi core'luk bir skor var iPhone 13 Pro Max. Aynı şekilde buradan Compute Benchmark'a geldiğimizde de 14.393'lük bir Compute Benchmark skoru var. Oha, bu kadar olmasını ben de beklemiyordum. Ama genel olarak baktığımızda performans gayet iyi. Bir de şu bilgiyi de vermekte fayda var. Ekranın 120 Hz olması gerçekten çok farklı hissettiriyor. Yani ben daha önce iPad Pro'da 120 Hz'i kullandım. 60 Hz'li iPad Mini kullanıyorum. Ama telefonun böyle olması farklı bir hız seviyesi gibi hissettiriyor. Bilginize. Batarya ile ilgili hemen bir yorum yapmak istiyorum. Yani bu telefonun bataryası ile ilgili çok konuşmaya gerek yok zaten ama pil sağlığım %100, daha 3 gün olmadı. Baktığımız zaman hani şu anda son 3 güne bakıyorum. Perşembeden başlıyorum. %81 doldurdum. %100'e çıkartmadım ve %20'ye kadar kullandım. Ve aldığım ekran süresi 10 saat 4 dakika açık, 2 saat 20 dakika kapalı. Toplam süre yani 12,5 saat süreyi bana %60'lık dilimde bu telefon vermeyi başardı. Bugün de bakıyorum yine %81'e kadar doldurdum. Yine şu an %69, yani yaklaşık olarak %10, %11 ve %11'in sonucunda 1 saat 40 dakika açık, 50 dakikada kapalı
ekran aldım. Bence muazzam bu süreler. Tabii ki gelen güncellemelerle bunların değerlendirmelerini yapacağız. Bir takvime bakalım buradan hemen. Her ne kadar güncellememizin son harfi B olsa da açık söylemek gerekirse ben 6 ile 10'u arasında RC sürümünü, Release Candidate'ı ve 1-2 gün sonrasında da orijinal sürümü bekliyorum. Ama Apple geçen sene, yani biz kaç yılındayız? 2021. 2020 yılında Aralık'ta bunu 14'ünde çıkarmış. Dolayısıyla aynı şekilde bir yöntem izleyecek olursa Apple yine muhtemelen 7'sinde, 8'inde ya da 9'unda bize bir Release Candidate güncellemesi gelir. 13'ünde, 14'ünde de 15.2'nin halka açık hali duyurulur. Ama dediğim gibi 6'sıyla 10'unda, yani haftaya gelirse de şaşırmayın lütfen. Benim bu güncellemede söylemek istediğim başka bir şey yok. Bu güncellemeyi kim yapsın, kim yapmasın diyecek olursanız, ben özellikle telefonu yüklerken yaşadığım sıkıntıyı gördükten sonra şunu çok net söyleyebiliyorum. iOS 15 bence hala iyi ve stabil veya reliable dediğimiz gibi birkaç arkadaşımız bana böyle bir anımsatmada bulunmuştu. Bir sürüm değil. Bu yüzden ben hala bekleyin diyorum. Bakalım 15.2'nin son durumu nasıl olacak? Ona göre karar veririz. Ama 15.2 beta 4'e ben kimsenin geçmesini, özel bir durum olmadığı sürece, çok spesifik bir problem yaşayıp da o problemin çözümünün bu sürümde olma ihtimali olmadığı sürece geçmeyin derim. Mesela bir beyefendi yazdı bana geçen gün. iPhone SE'sinin Wi-Fi performansı iPhone 7'ye göre çok kötüymüş. O kişi mesela bu güncellemeyi deneyebilir örneğin. Ama onun dışında hani böyle özel durumlar olmadığı zaman ben kimseye tavsiye etmiyorum. Bu arada buradan sonra eğer bir aksilik olmazsa inşallah yılbaşına kadar her gün birer shorts videosu atmayı planlıyorum ve bakın ben bir sürü shorts videosu atıyorum. Bunların bildirimi size gelmiyor olabilir. Lütfen bunları arada takip etmeyi unutmayın. Yani ben buradayım ve sürekli içerik üretiyorum ve yılbaşına kadar da her gün shorts atacağım. İnşallah bir deney yapıyorum. Shorts'un kanalıma etkisini görmek istiyorum. 100 bin olabilecek mi? Göreceğiz de daha da çok varmış ya. Neyse, günün sonunda benim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz çok konuştum bugün, farkındayım ama özlemişim böyle videolar yapmayı. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlara fikirlerinizi ve tecrübelerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.